Size bir şeyler okumaya geldik. Bu bölümde Bolu Yedigöller Milli Parkı'ndayız. Ve elimde Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan Leyla Erbil'in Mektup Aşkları kitabı var. Sürçülisan edersek affola diyelim ve başlayalım. Kendime o kadar acıyorum ki. Çünkü senin bakışında bir insan olarak tanıtıldığıma üzülüyorum. Tanıtılmak başkadır. Gerçekse bambaşka. Evet, sevdim sandım. İnsan gibiyim sandım. Sana burada kendim için değilim desem inanır mısın? Toprak bir iliğin çömleğidir. Kendi içinde uyumludur. Sana gülerdim. İnce ruhlu güzel dış varlık. Neden hiç kimseyi sevmiyor derdim. Şimdi ise her gün dostluk, sevda, sonsuzluk. Yani düşüncelerle seni kendimden üstün buluyorum. İnsan sevmelidir. Ama neyi sevmelidir? Kimi sevmelidir ya da nasıl sevmelidir? Bunları sakın ruhsal bunalımlar sanma. Bilinçliyim. İç diye bir şey var. Kurtarılmayı bekleyen içler. Kurtarılmayı bekleyen dışlar. Herkes, bütün evren bekliyor bizi. Bilici değilim. Hatta düşündüm de seninle bir gün kararlaştıralım. İnsan olmadığımızı ilan etmenin, kendinde insan olmadığımızın bir kutlama günü. Kırmızılardan bir kırmızı. Her şey sözle mi başladı? Sevle mi? Nurla mı Jale? İşte ölü insanlar olduğumuzu kabullenmenin günü bir kıyıya gideriz. Deniz kıyısına. Kumsala. Deniz yaratıklarının ufalanmasından oluşmuş antik kum. Orası bizim. İleride her nasılsa bir gün birbirimizi yitirirsek, ne de olsa yitireceğiz ölerek, artık düşünce sevda toprak olur. Meskenimiz olsun. Anımsadığımız zaman yalnız dahi olsak gidelim oraya. Dünyadaki anılara, dostluğa, sonsuza bakmak, bir daha onları canlandırmak adına koşalım. Her yıl o gün, o saat varsak buluşalım. Yoksak tek tek. Denizi ikimiz de severiz. Ne dersin? Yıllar yıllar sonra da yağmur yağsa, gündelik kafalardan arınarak kim önce ölmüşse kalan onu ansın. O kutsal yerde, orası bir tapınaktır artık. Geçmişi de düşünmek için daha rahat bir vüsat bulabiliriz. Alnın aklığı gibi. Alın kemiğine yapışık olan kutsal et. Çünkü kimi durumlar insanı düşünmekten de alıkoyuyor. Örneğin evlerimiz. Biri yatan, biri kalkan anne ve babalar. Şimdi bir icat çıkardılar. Annem babamın bir seccade boyu gerisinde namaza duruyor. Buna gülümseyeceksin. Buluşmak için daha güzel yerler de düşünebiliriz. Çamlık gazinosu küçük yalıda. Hani dallarını denize doğru ahtapotça uzatmıştır. Yakalamak üzere güneşi. Büyük ada da var, giderdik. Reha karşılardı bizi. Mez gazinosu ya da Ayazma. O ıssız, yeşillik dolu kuytusu Arnavutköy'ün. Cennet bahçesi. Doğanın kökleri de var. Yokluğun bilinçsel bütünlüğü. Senin Zeki. Bir Ses Bir Kitabın bu bölümde de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.